İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Remy Makinçyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Paris ve Île-de-France Fahri Konsolosu. Resmi açıklama. Batı Ermenice okullarda öğretilmeli. Milletvekili Narine Tokikyan yasa önerisi sunacak. Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın kuzey bölgelerini bombaladı. ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları durdurmayacağını söyledi. Batı Ermenistan'ın Yerzinka Şelalesi. Artsah yemeği uluslararası yarışmanın galibi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Konseyi. Devlet Başkanlığı 21 Mart 2019 tarih ve 67 nolu kararnamesi uyarınca Remy Makinçyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Paris ve Île-de-France Fahri Konsolosluğuna atandı. Paris'te ve Île-de-France bölgesi için Batı Ermenistan'ın Fahri Konsolosluk açılması ve Fahri Konsolos atanması nedeniyle Cumhuriyet Başkanı, Fransa ve özellikle Paris'te Batı Ermenistan vatandaşlığına olan talep göz önüne alarak, 12 Mart 2014 tarihindeki 16 nolu kararnameyi göz önüne alarak, Anayasanın 77. maddesini göz önüne alarak imzaladığı kararname. Madde 1. Fransa'nın başkenti Paris'te Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Fahri Elçiliği'nin açılması. Madde 2. Remy Makinçyan'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Paris ve Île-de-France Fahri Konsolosu olarak atanması. Madde 3. Görevin 2 yıllık olarak uzatılabilir olması. Madde 4. Kararname Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi gazetesinde yayınlanacak. 21 Mart 2019 Garin Erzurum. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Resmi açıklama. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin korkunç felaketini derin bir üzüntü içerisinde öğrendik. Kaza olup olmamasına bakılmaksızın, olayın kendisi tüm insanlık kültürü için korkunç ve büyük ölçüde zarar vermiş olarak anılacaktır. Ermeni halkı bu tür acılar ve kayıplara aşina olduğundan, tüm Fransızların ve kültüre sahip tüm halkların acısını hayal edebiliyoruz. İnsani kayıpların yaşanmadığını ümit eder, ayrıca diğer zararların ise telafi edilecek nitelikte olmasını umarız. Batı Ermenistan Cumhuriyeti adına derin üzüntülerimizi ve desteklerimizi Fransa hükümeti ile halkına iletiyorum. Garnik Sarkisyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, 15 Nisan 2019. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Benim Adımım fraksiyonunun bir üyesi olan Narine Tokikyan, yaptığı açıklamada Batı Ermenice ile ilgili yasa tasarısı teklifinde bulunacağını ifade etti. Milletvekili Narine Tokikyan, UNESCO, Batı Ermenice'yi tehdit altında olan bir dil olarak kabul etti. Batı Ermenice dilinin korunması ve yaygınlaştırılmasının garantörünün diaspora değil Ermenistan Cumhuriyeti olduğunu düşünüyorum. Kültürel hazinelerini korumakla yükümlü bir devletimiz var ve en büyük ve en değerli hazine dildir vurgusunda bulundu. Tokikyan, devlet tarafından dilin korunma mekanizmasının yasayla net bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Mekanizmalardan biri öğrenme mekanizmasının uygulanmasıdır. Batı Ermenice, Ermenistan Cumhuriyeti okullarında öğretilmelidir. Her Ermeni, Batı Ermenice'nin taşıyıcısı olmalı, bu dil hiçbir Ermeni için yabancı olmamalıdır ifadesini kullandı. Milletvekili Tokikyan, Batı Ermenice diliyle yazılı ve kaybetmememiz gereken mükemmel bir edebiyat var. Kanunda değişiklik yapmak için ayrı bir yasa tasarısının teklif edilip edilmemesinde halen bir belirsizlik bulunmaktadır, dedi. Türk Hava Kuvvetleri 9 Nisan'dan bu yana Irak'ın kuzeyinde operasyonlar gerçekleştiriyor. Özellikle son günlerde Dohuk yakınlarındaki Akri ve Amedi şehirlerinde yaşamakta olan Hristiyan köyleri bombardımana maruz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazartesi günü Texas Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşma sırasında yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Suriye'nin restorasyonunu desteklemeyecek ve ülkedeki siyasi çözüm sona erene kadar Şam'a karşı yaptırımları durdurmayacak, dedi. Pompeo'ya Suriye karşıtı yaptırımları ortadan kaldırma şansının olup olmadığı soruldu. Dışişleri Bakanı buna Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'ı çatışmanın galibi olarak gören insanlar olduğu cevabını verdi. Pompeo,
Kazananların ve kaybedenlerin kim olduğunu bilmiyorum. Ancak ülkedeki durum çok ciddi. Esad'ın 6 milyon insanın yerinden edilmiş çok zayıf bir ülkesi var, dedi. O, Şam'ın ülkenin tüm topraklarında ve birçok petrol sahası üzerinde kontrolü daha sağlayamadığını hatırlattı. Dışişleri Bakanı, ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların Suriye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararına uymadığı ve ülkedeki siyasi çözüm sürecini uygulamadığı sürece devam edeceğini belirtti. Batı Ermenistan'ın Yerzinka-Erzincan bölgesindeki Munzur Dağı'ndan akan Girlevik Şelalesi ilkbaharın gelmesiyle canlandı ve çevresine tazelik getirdi. Buzlu suları 40 metreden akan Girlevik Şelalesi doğal güzelliği ve serin havasıyla yerli ve yabancı birçok turisti kendine çekiyor. Şelale 9 ayrı su kaynağından besleniyor. Artsah Hagane adlı Artsah'ın yöresel yemeği Mısır'daki yıllık mutfak lezzetleri Expo fuarında en iyi ulusal yemek dalında birinci oldu. Yarışma 5. kez düzenleniyor. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne bağlı Diyaspora Departmanlığı'nın yayın organı olan Hayer'in Aysor dergisine konuşan Yerevan Food Fest kurucusu ve yöneticisi Anna Mazmanyan, aşçılarımızın sadece Ermeni yemeği değil ayrıca Ermenistan'ı da yabancılara tanıtılmasını sağlayan kendi misyonlarını başarıyla temsil ettiklerinin bu ilk yılları değil. Bu arada festivalde yemek aşçılar Arbi Garahani ve Araik Amzayan tarafından sunuldu dedi ve festivale katılımın bir kez daha Artsakh Cumhuriyeti'nin kendisini dünyaya tanıtmasına olanak sağladığını ekledi. Artsakh Hagani yemeğinin tavuk, tereyağı, un, kuru üzüm, tuz, baharat, yeşillik ve meyvelerden hazırlandığını ekleyelim. Şimdi size Ofelia Hampartumyan tarafından seslendirilen Gurunkneri Şaran Şaranat eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.